Peki gelen transferleri konuşuyoruz ama Zaha ve Hakim Ziya'yı de çok merak ediyorlar. Ben de size onu sormuş olayım. Milli ara çok önemli bir fırsat bu transferler için. Yeni gelen transferlerin de takıma alışması, işte ne bileyim, belli bir süreç geçirmesi, Florya'da takılması gerçekten çok önemli olacak. Çünkü biliyoruz ki Florya önemli bir spor merkezi haline geldi. Neler söylersiniz bu takımın yeni bir yapılaşması hakkında? Sakatlardan başlayalım tabii ki Ziyech ve tabii ki Zaha Galatasaray için son derece önemli oyuncular. Yani Galatasaray'ın çok oyun içi problemini çözecek isimlerden bahsediyoruz. Ve iki oyuncudan da şu ana kadar Galatasaray faydalanamadı. Ee, süreç şu şekilde milli aradan sonra e, Zaha'nın biz forma giymesini bekliyoruz açıkçası. Ziyech için biraz daha süre varmış gibi duruyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçında bence iki oyuncu da kadroda olacak. Zaha tabii ki daha fazla süre alacaktır. Ziyech'in alacağı süreler şu anda İlk planda bir 15-20 dakika gibi olacaktır ama bence milli aradan sonra yavaş yavaş bu iki oyuncuyu hoca takım adapte etmeye başlayacak. Ama Ziya için sanki bir 2-3 haftası daha varmış gibi duruyor Zaha'ya göre. Zaha bence büyük ihtimalle milli maç arasından sonraki Samsun Spor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta kadroda olacaktır. Ziyeç için de bence Kopenhag edep maçı edep çıkmış gibi duruyor. Peki e, hemen Başka sorulara geçmek istiyorum. Hemen çünkü gerçekten çok fazla yorum var. Bu arada spam yapmayın arkadaşlar rica ediyorum. Çünkü çok fazla izleyici var. Çok fazla yorum var. Hepsini okumaya çalışıyoruz. Kiralık olarak alındı Salih Özcan yazmış bir izleyicimiz. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Sanchez ile sizce Şampiyonlar Ligi'nde üçlü savunma görecek miyiz demiş. Aslında az önce siz bahsettiniz ama... Serkan Vural sormuş bunu. Dilerseniz ufak bir yorum daha yapalım. Ya, zaten söylemişti geçtiğimiz günlerde. Bazen e, bu şekilde kullanabiliriz üçlü savunmayı diye. Açıkçası Davinson Sanchez üçlü savunmanın sağ için bence ideal bir oyuncu. Çünkü pozisyon alma sıkıntıları var. Ama topla çıkışları iyi. Atletik bir oyuncu. Yani üçlü savunma için bence ideal bir oyuncu. E, Okan Hoca bunu dener mi? Bunu göreceğiz tabii ki. Belki başlangıç planında. Belki oyunun devamında bunu deneyebilir. Ancak kağıt üzerinde bence Davinson Sanchez Abdülkerim ve Nelson üçlüsü üçlü savunma anlamında bence ideal bir üçlü olabilir. Çünkü e, Nelson en geride takımı savunmasını toparlayıcı, pozisyon alma bilgisi üst düzey bir oyuncu. Kenarlarda Abdülkerim ve Davinson Sanchez topla çıkabilen iki tane yetenekli stoper. Bence kağıt üzerinde olabilir diye düşünüyorum böyle bir şey. Sonraki soruya geçiyorum. Afrika Ambelaj demiş ki sadece Olivera yolcu diyebilir miyiz? Aslında yeni transferlerin takıma katılması bir nevi de Takımdaki mevcut kadrodaki oyuncuların acaba takımdan ayrılıyor mu düşüncesini de beraberinde getiriyor. Biz Mitşo için aynısını konuştuk. Berkan zaten takımdan ayrıldı ama Mitşo'da henüz e, bir açıklama olmadı. Bununla alakalı neler söylersiniz? Oliveira'nın da gitme ihtimali doğar mı? Mitşo'nun problem yok. Mitşo'nun Penderia transferi birkaç gün içinde netleşecek. O konuda bir sıkıntı yok. Oliveira ile ilgili bir e, ayrılık süreci kesinlikle şu an gündemde yok. Tatil için gitti Atina'ya eşiyle beraber o konuca takımda kalmasını istiyor. Onun da zaten ayrılık gibi bir düşüncesi yok. Bence takımda kalmalı zaten. Biz bazı oyuncuları hemen böyle çöp ilan ediyoruz. Hemen silip atıyoruz. Öyle bir oyuncu değil Oliver. Evet şu anda tempo olarak fiziki anlamda düşüş yaşı olabilir ama Galatasaray'ın kadrosunda bulunması bence kıymetli ve önemli. Topla beraber çünkü mezi meziyetlerini hepimiz biliyoruz. Ancak ayrılık süreci şu anda yok. Mithu'nun ayrılığı da birkaç gün içinde kesinleşecek. En azından resmi imzalar atılacak Pendi konusunda. bir izleyicimizin yorumuna geçmeye çalışıyorum. Turgay Bey demiş ki sizce Şampiyonlar Ligi'nde Nelson Sanchez ikilisini mi görürüz yoksa Abdülkerim Sanchez mi? Ya tabii ki şu anda Galatasaray'ın birbirine uyumlu bir buçuk yıldır son derece iyi performans gösteren bir ikilisi var. Nelson ve Abdülkerim ikilisi. Hocanın kolay kolay bu ikiliyi bozmasını beklemiyorum açıkçası. Ama tabii ki buradaki performanslara göre e orada e, oyuncular değişebilir. Bunu tabii ki bilemiyoruz. Maç maç düşünebilir Okan Hoca ama hani şu anda Davinson Sanchez geldi direkt şu oyuncuyu kesecek demek zor. Çünkü e, uyumlu ikili bunlar. Çünkü savunmanın merkezindeki oyuncuların birbiriyle uyumları çok iyi, çok iyi önemlidir. Ve bu uyumlar hemen yakalanamaz. E, o yüzden de ben hemen Davinson Sanchez'in ilk 11'e girmesini pek beklemiyorum. Peki ben DNR'dan hediye çekeni bir kez daha hatırlatayım. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okuyamıyorsam çok özür dilerim. Çünkü çok fazla yorum var göremiyorum. Bir gördüğüm yazıyı bir daha göremiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Dinar'dan hediye çeki kazanma şansı için Türkiye-Ermenistan maçının skorunu doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Skoru doğru tahmin eden ilk izleyicimize DNR'dan hediye çeki hediye ediyoruz. Ve kazanabilmek için de yerine getirmeniz iki şey var. Birincisi yayınımızı beğenmeniz. Bir diğeri de kanalımıza abone olmuş olmanız. Ee, eğer bunları yaparsanız DNR'den hediye çeki kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bu, bu listesine sitesine Hakan Çalhanoğlu da mesela evet. lisansı. Bu büyük ihtimalle belki de milli takımın kadrosu için yapılmış olabileceği söyleniyor bunun. Sari Özcan işinin ve Hakan Çalhanoğlu işinin. Ee, yani şimdi Hakan Çalhanoğlu da girince işin içine tabii onu almak mümkün değil şu anda oradan yani o milli takım için olduğu fikri akla yatkın geliyor diye düşünüyorum. Yani Sari Özcan konusunda biraz sakin olmamakta bence fayda var. Doğru. Bir de işin o açısı var tabii. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Evet okuyorum da. Ee, yine varsa sorularınızı lütfen paylaşın. Artık böyle e, yine başa dönmemiz gerekecek sanıyorum. Çünkü izleyicilerimiz çok çok e, Yoğun bir şekilde özet Endombele. Evet yani. bir o özet geçebilirsek çok iyi olur. Şimdi, da... e, dün gece itibariyle Matias Vesuna transferinden vazgeçti. Tarafer tepkisi üzerine oyuncunun uçak biletlerini iptal etti. Menajerine bilgi verildi. Ardından Galatasaray'ın tuttuğu özel uçak önce Paris'e gitti. Paris'ten Endombele oradaydı ailesiyle beraber. E, Milli takım arası olduğu için ülkesine e, Fransa'ya dönmüştü Endombele. E, oradan Endombele alındı uçağa bindi. Sağlık kontrolleri bu arada Paris'te yapıldı Endombele'nin. Uçak oradan kalktı şu anda Londra'ya gidiyor. İngiltere'de de şu anda Davinson Sanchez'in sağlık kontrolleri yapılıyor. O sağlık kontrolleri bittikten sonra uçak Davinson Sanchez'e alacak ve 8-8.30 sularında akşam yani 20-20-30 gibi uçak hem Endombele hem de Davinson Sanchez'e beraber İstanbul'a gelecek. Şu anda son bilgi bu yönde. Peki o zaman size çok teşekkür ederiz. Yani yine çok fazla yorum var ama Hemen hemen her şeyi konuşmaya çalıştık. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Diyanardan hediye çeki kazanabilmek için de yayınımızı beğenmiş olmanız ve kanalımıza abone olmuş olmanız gerekiyor. Türkiye, Ermenistan maçının skorunu zor tahmin eden ilk izleyicimiz Diyanardan hediye çekini kazanacak bizden. Yorumlarda yeni isimler, Zeki Çelik ismini gördüm şu anda da. Yani şu anda benim bilgim yok. Peki. Onun dışında ile alakalı şeyleri zaten konuştuk. Aynen. Endombele, Davinson Sanchez hepsini konuşmaya çalıştık. Sıcak bir bilgiydi bu nedenle yayınımızı hemen sizlerle buluşturmaya çalıştık. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.